Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala eşrefil enbiya nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain emme ba'd. Aziz ve değerli kardeşler, sual verilir ki kurban kesen şahs tırnağından ve saçından götürebilir mi? Cevaba geldikte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirir ki Zilhicce ayı dahil oldukta sizlerden biriniz kurban kesmek isteyirse o zaman saçından ve tırnağından ve bedeninden hiç ne götürmesin. Ve böylelikle bize belli olur ki, malum olur ki kurban kestiren şahs 10 gün müddetinde Zilhicce ayı dahil oldukta 10 gün müddetinde saçından ve tırnağından hiç neyi götürmür. Çünkü yani bu hadiste gadağa gelir. Bilir ki yani bu yani gadağa da ona devam edilir ki yani bu günahtır. Kim bunu ederse günah etmiş olur. Ona göre çalışak ki kardeşler Zilhicce ayı dahil olduktan sonra bizden birimiz kurban kesmek isteyirse, kestirmek isteyirse o zaman saçından, tırnağından ve bedeninin her hansı bir yerinden hiç neyi kesmesin ve götürmesin. Ve bu gadağa yalnız kurban kestiren şahsa aittir. Burada dikkat kulağı alsın. Bu mesele yalnız kim kurbanı kestirir, kim onu alır ve kestirir o şahsa aittir. Yani evde kalan, evdeki kalan aile üzvleri bura dahil değil. Yani bu gadağaya dahil değil. Bu gadağa yani saçın kesilmesi, tırnağın kesilmesi yalnız kurbanı kestiren şahsa aittir. Hatta kurbanı özü bir başı özü kesmese de belə. Yani o kesmesi şart değil. Kestiren şahs burada gest olunur. Kim kestirerse bu insan saçından ve tırnağından eşliğe götürebilmez ve götürmesi gadağandır. Ve hemçini de dediğimiz gibi başlama vakti de Zilhicce ayı ilan olduktaki sabah Zilhicce ayının biridir. Bugün mağrib namazından sonra artık bu gadağa başlayır. Ta kurban kesen güne dek. Ve dediğimiz gibi bir de yani bir nöktəni size çatdırmak istedim. Yani eğer kimse de keserse, götürerse de o demek değil ki yani yok bana artık kurban kesmek olmaz. Ben saçımdan, tırnağımdan götürmüşüm. Yani bu o mana değil. Yani bir kesin saçından ve tırnağından götürmesi onun kurbanının kabul olup olmamasına yani mani olmur. Yani kabul olmasına mani olmur daha doğrusu. Yani güzel ameldi ki, doğru amel oldu ki insan saçından, tırnağından eşine götürmesin. Götürerse günah taşıyır. Ama bu o demek değil ki onun kurbanı, ona göre kurbanı kabul olunmur ve kurbanı doğru sayılmır. Bu o manaya gelmir. Ve hem için de bugün de olunan emellerden kardeşler bir şey dikkatinize çatırmak istedim. Yani bugünler yani Zilhicce ayının ilk 10 günü Allah katında en değerli, en güzel, en faziletli günlerden birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirir ki bu günlerde edilen emel bütün emeller, bütün gün diğer günlerde edilen emellerden daha hayırlıdır. Ve sahabeler bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü eşittikte ve hemen soruşurlar ya Resulullah yani bu günlerde edilen emeller cihattan da hayırlıdır mi? Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında böyle değil. Bəli, cihattan da hayırlıdır. Yalnız o cihattan ki o insan canınla, malınla Allah yoluna çıkar ve ondan hiç ne geri kayıtmaz. Yani bu günlerde edilen emeller həqiqətən de bu hadis bize gösterir ki büyük fəziləti var, büyük əcri var, büyük mükafatları var. Yani bu günde verilen, yani 10 günde verilen bir manat diğer günlerde verilen bir manattan daha hayırlıdır. Bugün de edilen, deyilen Subhanallah kelimesi diğer günlerde deyilen Subhanallah kelimesinden daha hayırlıdır. Ecir bakımından, sevap bakımından. Bugün de edilen her bir amel, hususi amel yoktur. Bu 10 günde hususi amel yoktur. Yalnız hususi amel, yani sonda 10. günü kurban keseceği. Ama bunun dışında öyle bir hususi amel yoktur ki bu günlerde yani qeyd olunsun. Bütün əməllər qəsd olunur. Bütün xeyir əməllər qəsd olunur. Namazları vaxtında qılmaq, namazdan öncəki, sonraki sünnətləri qurmaq, nafilə namazlarını çoxaltmaq, gecə namazlarını durmaq, oruç tutmaq,
sadaka vermək, valideynlərə yaxşılıq etmək, qonşulara yaxşılıq etmək, bütün əməllər qəsd olunur. Bu günlərdə edilən əməllər dedikdə bütün xeyir əməllər qəsd olunur. Və bu günlərdə edilən xeyir əməllər dediyimiz kimi digər günlərdə edilən xeyir əməllərdən qat-qat yəni fəzilətlidir və əcri, savabı böyükdür. Allah Teala bizi eşli faydalardan eləsin. Allah Teala bizi bu günləri səmərəli, gözəl, Allahın razı qaldığı şəkildə keçirməyə nəsib eləsin. Allahu alem.